işte bu arabayı çalıştıracağız. Nasıl ya? Doğru mu anladım? Bir dakika. Sen şimdi babamla beraber çalıştıramadığınız arabayı çalıştırmak istiyorsun. Ya düşünsene be Ali. Vallahi bir şey söyleyeyim, düşünmek istiyorum da şu tipini hiç ciddiye alamıyorum ya. Dikkatim dağılıyor. Aman ya Rabbim, bak her şey kafamda. Şimdi bak, bu gece giriyoruz, patlatıyoruz mekanı ve bu arabayı kaldırıyoruz oradan. Bu gece olmaz işte ya. Bu gece çok önemli bir işim var Şükrü ile. Aslında olur ha. Kızcağızın ismini motora verdiğime göre bu gece yapalım lan. Tamam, ara o zaman Metin, hadi. Arayayım lan. Haydi. Alo, abisi. Ağlıyor mu lan sen? Ne? Evleniyor musun? Emrah mı evlenme teklif etti? Be oğlum, Emrah evlenme teklif etmişse sen niye evleniyorsun lan? Abisi bir ağlama Allah aşkına. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak, bu gece... Bak, dinle lan. Bu gece çok önemli bir işimiz var abisi. Ne partisi lan? Ya Metin, ne diyorsun Allah aşkına? Bir kapat. Kapat! Ne olmuş ya? Ya evleniyorum diyor. Emrah evlenme teklif etti diyor. Akşam parti mi ne varmış? Eda ile barışacak varmış bizimki. Nereden bileyim? Boş ver ya. Metin iptal. Neyse ya, zaten nerede çokluk orada bokluk. Biz ikimiz hallederiz bu işi. Tertemiz hallederiz hem de Ali'ciğim. Hiç merak etme. Şu ağzını bir kapat. Allah aşkına ya, yemin ediyorum bak. Ya şu tipin ne var ya, Sezai'den daha çekin olmuşsun. Bak her zaman olmaz bu. Herkes söyleme. Anlatayım mı? Ya ben seni şimdi nasıl ciddiye alacağım Allah aşkına? Sen mutant mısın ya? X-Men mi çeviriyoruz burada biz? Ali'ciğim, şimdi bak, depo burada. Bak şurada bir tane güvenlik görevlisi var. Araştırdım, Çorum Sungurlu'ymuş. Çorum Sungurlu? Hı hı. O zaman güzel, mutlaka gidelim. Yalnız giderken hatırlat, sosyadan pirinç alalım. Ya Ali ya. Anlat, anlat. Bak bu kısımdan gireceğiz. Arka taraf... Metin orada durur diyormuş. Neyse, ikimiz hallet... Dinliyorum oğlum, Allah Allah. İkimiz halledeceğimiz için sen bu taraftan gireceksin. Ben burada beklerim, erket ede. Yok, tabii ki de yok. Hata sende değil Ali. Sana ikinci defa güvenen bende. Tabii böyle olacaktı. Hep böyle olur zaten. Eda, ne yapıyorsun ablacığım? Benim plan yattı, iptal oldu. Ben de geliyorum. Vay babam vay! Bu ne lan? Bir tanıdığın koleksiyonu. Bizim araba da bu galeride. Eskiden olsaydı parasını bastırır alırdık ama... Yiğit Bey, para konusunda bir problem mi var yoksa? Bir dur lan! Allah Allah! Sen bizi mi dinliyorsun? Direktif verilmeden konuşma. Dere kulak. Hadi hızlanalım biraz. İleride. Lavantalı oda spreyi lan bu. Bu muymuş yani? Estağfurullah, tövbe ya. Sırada ne var? Atletik hareketlerle lazerlerin arasında mı geçeceğiz? Ha? Vincent Cassel. O zaman ben hazırlanıyorum. Vera bismillah. Bir dur Ali, bir dur. Allah aşkına bir dur ya. Allah Allah. Bana bak, lazerlerin önündeyiz. Hemen hallediyorum Yiğit Bey. Ha? Oğlum bir tane kaldı lan. Hepsinin gitmiş olması lazım Yiğit Bey. Şimdi hallediyorum. Gerek yok, gerek yok. Tamam. Bana bak. Altından dikkatlice geçelim. Hareketlere bak ya. Benim kilitlendi ya lan. Kıpırdama. Sakın kıpırdama. Lazerden ayrılana kadar alarm çalmaz. Ya bir tanecik lazer vardı be Ali. Bir tanecik lazer vardı ya. Bana bak, lazere takıldık. Devre dışı bırakabilecek misin? Biraz zamana ihtiyacım var ama yaparım. Makas sakata geldi Yiğit. Birazcık acele et. Şu an ters kovboy pozisyondayım biliyor musun? Bir de hiç alışkın olmadığım bir pozisyon. Gerçi benim alışkın olduğum pozisyon da yok. Hasbinallah. Benim mottom değişmez. İki yüklen bırak. Hallet bir şey ya. Yüklenme lan! Bir tesisatçı çanağına altlık olmadığım kaldıydı. Ticari titreme yapma. Hadi oğlum, hadi çabuk biraz. Tamamdır Yiğit Bey. Oh. Anneni. Oh. Sağ ol ya. Arabanın önündeyiz. Ağırlık sensörlerini devre dışı bıraktın mı? O da tamamdır Yiğit Bey, hallettim. Araba bu demek.
Hacı Murat'ı kes sen ya. Babamın çalışmalarından hatırlıyorum biliyor musun? Ah ulan ah. Şu telefon var ya birazcık daha akıllı olacaktı ki burada bir öz çekim yapacaktık. Şimdi bak arabayı şuradan çıkartabiliriz. İleriden de sağa döneceğiz. İyi ne diyeceğim ya? Şu kara şövalyeyi de ben alsam. Buradan iki araba çıksa. Hadi Ali. Hadi gözümü seveyim. Kaldır elini, kaldır. Yalnız 100 liralık araba alarmına takılmayaydık, iyiydi. Arkadaş nezarethanelerde resmen devre mülkümüz oldu biliyor musun? Konaklayıp konaklayıp gidiyoruz. Bu ne lan? Lan asıl araba alarmı ne lan? Araba alarmı nedir ya? Mal sahibinin ilgili şikayetini geri aldım. Yiğit Bey siz çıkabilirsiniz. Sizinle ilgili bir durum yok. Ben seni çıkartacağım merak etme. Çıkartmak demişken memur bey. Şimdi arkadaşlar girişte bizim ayakkabı bağcıklarımızı çıkartmadılar. İsterseniz ben çıkartayım. Gerek yok, gerek yok. Buyurun. Vallahi bilseydim bağcıksız ayakkabı giyerdim. Bir de Yiğit bir terlik göndersene oradan ya. Burası bayağı devirdik yani. Ortamı kes. Şahsımız iyi. Seni nezarethanelerden toplamaya başladık sonunda. Sakın baba, şimdi değil. Şimdi değil. Beni hiçbir şeyle suçlayamazsın Yiğit. Seni uyardım. Şimdi beni iyi dinle Elmer Tokerli. Bir gün ne pahasına olursa olsun senin karşına çıkacağım. Karşına çıkacağım ve bütün yaptıklarını ödeteceğim sana. Her şeyini kaybettin Yiğit. Dibe vurdun, vazgeç artık. Şu suratının haline bak. Soytarılara benzemişsin. Soytarılara öyle mi? Soytarılara. Yaptıklarımla da... Kendimle de gurur duyuyorum baba. Anladın mı? Bir gün seninle yaptıklarının cezasını çekeceksin. Lan! Arkadaş taşırdık ya. Ali Özdemir. Buyurun benim. Kefaletin nedendi. Çıkabilirsin. Vallahi mi? İyi o zaman. Hayırdır? Japon sirke gibi duyan gelmiş. Abartmasaydınız o kadar ya. Sonuçta ilk defa nezakethaneye düşmüyoruz yani. Şükriye sana teşekkür etmeye gelmiş. Kefaletini de o ödedi. Allah Allah. Niye ki hacım? Hani o sana bugün bana araba kullanmayı öğret demiş. Sahurda paket servise çıkacağım demiş. Sen de ona tamam demişsin. Ali, sırf bana yardım etmek için araba çalmaya mı kalktın? Ben, evet. Aynen öyle oldu Şükriye. Ben de işte böyle bir insanım. Ne yapayım, ne yapayım? Sana ne kadar teşekkür etsem az. Bir kadar. O zaman biz gidelim. Nereye gidiyorsun lan? Sığır, gel gel. Seyirciler hazır mıyız? Kapa 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 kap